Dördüncü sınıf matematik dersi birinci dönem örnek birinci yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımızda 22 soru var. Güzel bir yazılı. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çıkma olasılığı yüksek bir yazılı. Her sorunun karşısında puan değeri var. Dur, kendin çöz, aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. İlk sorumuzla hemen başlayalım. Bu arada video sonunda kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, videomuzu beğenmeyi de unutmazsak seviniriz. Verilen doğal sayıların okunuşlarını yazalım diyor. 4 puan değerinde baktığım zaman nokta koy sevgili öğrencim. Noktayı biliyorsun, bölükleri birbirinden ayıran ve o noktayı da bin şeklinde okuyabilirsin. Ben hemen yazıyorum. Bir de bunları yazarken lütfen rakamları kullanmayalım, tamam mı? Mesela 5000 yazıyor, buraya 5 yazıyor. O yanlış tabii ki. 5082 sayısı hemen buraya yazdık. 5082. Yine burada noktayı koyduk. 462 noktayı da bin şeklinde okuyorum. Ve devamında da 8 var. 462.008, onu da hemen yazalım. 462 bin ve binler bölümünde de 8'i yazdıktan sonra bunun okunuşunu tamamlamış oluruz. Yazarken de her kelimenin arasına boşluk koymayı da lütfen unutmayın. 2 numaralı sorumuz 4 puan değerinde okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. 1000 kelimesinin altını çizdikten sonra 32 bini 32 nokta şeklinde yazdım. Unutma, binler bölüm yazdıktan sonra birler bölümünde 3 tane rakam olacak. 83'e baktığım zaman burada 2 rakamdan oluşuyor. Önce 0'ı sonra 83'ü yazmam gerekiyor. Yine 1000 kelimesinin altını çizdim. 600 bin diyor. 600 bini 600 nokta şeklinde yazdım. Devamında 108 var. 108 zaten 3 basamaklı bir sayı. 108 de aynen birler bölümüne yazarak soruyu tamamlayabilirim. 3 numaralı sorumuzda abaküste gösterilen sayıları rakamla yazınız diyor. Bakalım hemen sevgili öğrencilerim. Yani 100 binler basamağında 4 tane boncuğun olduğunu görüyorum. 10 binler basamağında 2 boncuk var. Oradaki çubukta eğer boncuk yoksa o yokun anlamı olan sıfırı lütfen eklemeyi unutma. Yüzler basamağında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boncuğumuz var. 4 tane boncuğumuz var. Birler bölüne, birler basamağına baktığım zaman 6 tane boncuğun olduğunu görüyorum. Buradaki sayımız 100 binler basamağında herhangi bir sayı yok. Sıfırla başlatmana gerek yok sevgili öğrencim. Çünkü sayının başındaki sıfır geçersizdir. 10 binler basamağında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boncuğun olduğunu görüyorum. Binler basamağında yok. Yüzler basamağında herhangi bir boncuk yok. Sıfır ekledim. Onlar basamağında 3 tane boncuğu yazdım. Birler basamağında da yok. Onun yerine de sıfır ekleyerek 80.030 sonucuna ulaşabilirim. Sevgili öğrenciler, canlı matematik derslerimiz tüm hızıyla devam ediyor. 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda grup derslerimiz var. 4. sınıf, 3, 2, 1. sınıflarda dileyene matematikten bireysel olarak dersleri verebiliriz. Ücreti olan bu derslerimiz için akşam 7'den sonra okul müfredatıyla bir gidiyor. Daha ayrıntılı bilgi 507-215-2658 numaralı telefonu arayarak ulaşabilir. Bizden ayrıntılı bilgi edinebilirler. 4 numaralı sorumuzla devam ediyoruz. Bölüklerindeki rakamları verilen sayıları yazınız diyor. Şimdi bakın burada dikkat edelim. Önce binler bölüğü sonra birler bölüğünün gelmesi gerekiyor. Bazı öğrenciler burada şunu yapıyor. O hatayı da göstereyim. Mesela 6, 1 ve 8. 618 önce gelmiş diyor. 82'yi de sağ tarafına ekleyip sayı bitirmeye çalışıyor. Hayır sevgili öğrencim, bu yanlıştır. Önce binler bölüğünü yazabilirsin. Binler bölüğü bir rakam, iki rakam, üç basamaklı olabilir ama birler bölüğünde üç tane rakam olmak zorunda. 618'i yazdık. Eğer birler bölüğünde tek rakam vermişse bunu üç tane rakama sol tarafından başlayarak sıfırla tamamlayabilirsin. Mesela önce binler bölüğü 72 binimizi yazdık. Devamında birler bölüğünde 5 var. 5 tek rakam, burada da 3 tane rakam olmak zorunda. 2 tane sıfır ekledikten sonra 5'i yanına yazıyorum. 72.005 sonucuna ulaşabilirim. 5 numaralı sorumuz 4 puan değerinde. Yukarıda verilen sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre boş kutulara hangi sayılar yazılmalıdır diyor bize. Bakalım. 661, 761, 861, 661'den başlamış, yüzer yüzer 60'sa o zaman biz buraya 961'i yazdık. 1761, 1861, sırada yine yüzer yüzer 60, 1961'i yazmam gerekiyor. 2861 var burada. Bir sonrası 2961. En alttakine dikkat et.
En alttakini de yaparken üstten alt tarafa doğru gideceğiz. 961, 1961, 2961, orada da 961'den başlamış, biner biner artmış. O zaman buraya da benim 3961'i yazmam gerekiyor. 961, 1961, 2961, 3961 cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki sayıları çözümleyiniz. 4 puan değerinde 3 tane farklı çözümleme yöntemi var. İşte 2 çarpı 100 bin ya da 2 tane 100 binlik diyebilirim. Kolayını göstereyim size. Mesela sayının okunuşundan gidin. 200 bin, 80 bin, 1 de 2 bin. Onları tek tek parçalayarak da yazabilirsiniz. 200 bini yazdım. Artı 8 tane 10 binlik 80 bin yazdım. Artı 2 tane binlik 2 bini yazdım. Artı 4 tane 100'lük 400'ü yazdım. 0 tane 10'luk 0 eder, yazmana gerek yok. 5 tane de birlik 5 eder ve bu şekilde tamamladım. Dediğim gibi farklı yöntemleri var. 200 binlik, 8 10 binlik, 2 binlik, 400'lük, 5 tane binlik yazar, 5 tane birlik şeklinde de çözümleyebilirim. Ya da 2 çarpı 100 bin, 8 çarpı 10 bin, 2 çarpı 1000 şeklinde çarparak da gösterebilirim. 80.056 sayısında 8 tane 10 binlik 80 bin eder. 80 binimizi yazdık. Artı binler basamağında 0 var, 0 tane 10 binlik 0 eder, yazmana gerek yok. Birler, yüzler basamağında da yine aynı şekilde. Onlar basamağında 5 var, 5 tane 10'luk da 50 eder. 6 tane birlikte 6 eder. Bu şekilde yaparak da sayıları çözümleyebilirsiniz. 7 numaralı sorumuz, 4 puan değerinde belirtilen basamaklarının adını yazalım. Değer değil. 2 burada onlar basamağında, onlar kelimesini yazdın. 6 da burada binler basamağında, buraya da binler şeklinde yazdın. Bu arada sağ taraftan sol tarafa doğru 6 basamaklı sayılar için basamaklar, birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler şeklinde sıralayabilirim. 8 numaralı sorumuz, aşağıda verilen doğal sayıların hangisinin sayı değerleri toplamı yanlış verilmiştir? Çocuklar, sayı değerleri toplamında oradaki rakamları topluyorsun. 7, 3 daha 10 eder. Burası da 12. 10 ile 12'yi topladım. 22 A seçeneğini eledim. B'ye baktığım zaman 9, 10, 14 yazılması gerekiyor. Fark et lütfen onu. 1 artı 4 artı 1 artı 8. 8, 2 de burada. 14 de burada. 14 yazılacağı yerde B seçeneğinde 15 yazılmış. Yanlış tabii ki. Cevabımız B seçeneğidir. 9 numaralı sorumuz. İdil elindeki balonların üzerinde yazan sayıları topladıktan sonra sonucu en yakın yüzde yuvarlayacaktır. Buna göre İdil'in bulacağı sayı aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat et. Bu sayıları topladıktan sonra en yakın yüzdeye yuvarlıyormuş. Yani sana şunu söylemiyor. Önce yüzdeye yuvarla, sonra topla demiyor. Normalde tahmini sonucu kaç deseydi onun gibi yapmam gerekiyordu. Ama burada toplayacağım, sonra yüzdeye yuvarlayacağım. Bakalım hemen. Orada bir 152 sayımız var. 224 sayımız var. 386 sayımız var. Bunların toplamı 12'nin ikisi elde var. 1 ekledim. 6, 2 de burada. 8. 8'e 8 ekledim. 16'nın 6'sı elde var. 1 ekledim. 2, 2 de burada. 4, 3 de burada. 7. 762'yi en yakın yüzde yuvarlamamızı istiyor. Yüzde yuvarlamada son iki basamağına bakıyorum. 62 50'den büyükse bir sonraki yüzde yuvarlanır. 7. yüzlükten sonra 8. yüzlük gelir. Onun da değeri 800 olur. 10 numaralı sorumuz, en yakın yüzde yuvarladığında 600 eden en büyük sayı kaçtır diyor bize. Hemen bakalım çocuklar, burada hani yuvarlamayı illa küçük sayıyı bir üste yuvarlayacağım gibi düşünme. Yani şurada mesela 649 sayısı, sen bunu da yuvarladığında son iki basamağı 50'den küçük olduğu için bunu 600 şeklinde yuvarlayabilirsin. Ama bir sonrasına baktığın zaman 650, son iki basamağı 50 olduğu için bir sonraki yüzde yuvarlanır. Yani 700'e. Demek ki bu işin sınırı 649'muş. Doğru cevabım C seçeneğidir. 600 eden en küçük sayımız 550, en büyük sayımız ise 649 olur. 11 numaradayım. 4, 0, 3, 7, 1 rakamlarını bir kez kullanarak oluşturulan 5 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır diyor. Bu tarz sorularda yapman gereken ok yönünde sayıları soldan sağ tarafa doğru sıralamak. Büyükten küçüğe doğru. 7'yi yazdım, 4'ü yazdım, 3'ü yazdım, 1'i yazdım, 0 yazdım. 74.310 cevabım C seçeneği. 12 numaralı sorumuz, yanda verilenlere göre A artı B artı C işleminin sonucu kaçtır diyor. Bunları biraz daha büyütelim. A'dan başlayalım lütfen sevgili öğrencim. Şimdi 7 ile ben 2'yi toplarsam 9 eder. A yerine 2'yi yazdıktan sonra 6 ile 2'nin toplamı B, B'de 8 eder. 8 yazdıktan sonra 8'in üstüne ben 9 eklersem 17 eder.
Bunlardan birisi 2'dir, birisi 8'dir, birisi 9'dur. Benden bunların toplamını istiyor. 8, 2 daha 10 eder. 9 ile birlikte 19. Doğru cevabım D seçeneğidir. 13 numaralı sorumuz. Yukarıda verilen şemada sembol yerine yazılacak sayı aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir diyor bize. Şimdi 909 ile 3247'yi topluyorsun. Şuradaki sayı ediyor. Bunun da üzerine 5361'i topluyorsun. O zaman ben bunu tek işlemde oradaki 3 sayı toplayarak da bitirebilirim. 5361'i, 3247'yi ve 909'u alt alta yazdım ve bunları topluyorum. Dediğim gibi üstteki ikisini topla, üzerine 5361 ekle, değişen bir şey yok. 17'nin 7'si elde var 1 ekledim. 7, 4 daha 11'in 1'i elde var 1 ekledim. 4, 2 daha 6. 9, 6 daha 15'in 5'i elde var 1. 5, 3 daha 8, 1 de elde 9 eder. 9517 doğru cevabım C seçeneğidir. 14 numaralı sorumuz. Yukarıda verilen toplama işlemine göre kalp ve oradaki sembol işleminin sonucu kaçtır diyor. Sevgili öğrenciler, birler basamağından başlanır ve eldelere dikkat edilir. Dikkat edelim hemen. 1 sayıyla 7'yi topluyorsun, 5 ediyor. 7 zaten 5'ten büyük bir sayı. O zaman ben bunu 15'in 5'i şeklinde düşüneceğim. 8 ile 7'yi toplarsam ben 15 eder. Çocuklar sonra buradan başlamayın, tamam mı? Onlar basamağı da çöz. Neden? Çünkü çözeceğim ki buradan bana bir elde geliyor mu gelmiyor mu? O sorunun tarzını değiştirir. 8, 7 daha 15'in 5'i elde var, 1'i ekledim. 7, 9, 7 daha 16'ın 6'sı. Eldeyi de gel lütfen buraya ekle. 3. 3'ün üstüne 1 sayı ekliyorsun, 0 ediyor. 3 zaten 0'dan büyük bir sayı. O zaman ben bunu 10'un 0'ı şeklinde düşünmem gerekiyor. 3'ün de üzerine 7 eklersem 10'un 0'ını yazabilirim. O sayılardan birisi 7'dir, birisi 8'dir. Benden bunların toplamını istiyor. 8, 7 daha da 15 eder. 15 numaralı sorumuz. Toplama işlemlerinin gerçek ve tahmini sonucunu bulup farkını hesaplayınız diyor. Sayılar 3 basamaklı olduğu için isterseniz en yakın 10'luğa yuvarlayarak yapalım. Hocam ben en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yaptım. Olur mu? Yani onluğa yuvarlamayı yap da, ama yüzlüğe yuvarlamada da öğretmenin doğru sayması gerekiyor. Onu da sana söyleyeyim. Tahmini sonucum 485. Birler basamağında 5 var. Bir sonraki onluğa yuvarladım. 490 oldu. 196'nın birler basamağında 6 var. Bir sonraki onluğa yuvarlanacak. Çünkü birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa bir sonraki onluğa yuvarlanır. 190 bunun onluğu. Bundan sonra gelen sayı 170, 180, 190. Tabii ki 200 olur, değil mi? Öncelikle tahmine bakalım. Bunların tahmini 690 eder. Gerçek sonuçta gerçek değeri 485 ile 196'yı toplayacağım. 6, 5, 11 elde var. 1 ekledim. 18 de burada. 18'in 8'i elde var. 1, 4, 1, 5, 1 de elde 6. Gerçek sonuçta 681, tahminimiz 609. Farka direkt 9 diyebilirsin ya da buradan bir işlem de yapabilirsin. 690'dan 681'i çıkarttım ve 9'u buldum. Şu ifadeyi de kullan lütfen. Tahminim gerçek sonuçtan 9 fazladır da diyebilirsin. Tahminimize bakalım. Birler basamağında 1 var. 5'ten küçük bir sayı varsa direkt kendi onluğunda kalır. 290. Birler basamağında 3 var. 5'ten küçük bir sayı yine kendi onluğunda kalır. 80. Bunları topluyorum tahminde. 37 ve 0 ile birlikte 370 oldu. Gerçek sonucumuza bakacağız şimdi. 291'i yazdım. 83'ü yazdım. 3, 1 daha 4 eder. 9, 8 daha 17. Elde var 1 ekledim. 374. Gerçek sonuç tahminden, ya da şöyle yapalım. Tahminim gerçek sonuçtan 4 eksiktir, değil mi? O zaman 374'ten, hani yanında da bir işlem yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Çıkartır ve 4. Şu ifadeyi de kullanırsak güzel olur. Tahminimiz gerçek sonuçtan 4 eksiktir ifadesi de kıyaslamak için, karşılaştırmak için önemli bir ifadedir. 16 numaralı sorumuz. 6 puan değerinde çıkarma işlemlerinin gerçek ve tahmini sonucunu bulup farkı hesaplayınız diyor. Hemen yapalım sevgili öğrencilerim. Tahmini sonucundan yine onluğa yuvarlama yapalım. Yani ben 4 basamaklı sayıları tahmin etseydim yüzde yuvarlamadan yararlanırdım. Ama 3 basamaklı sayılarda en yakın onluğu kullanabiliriz. 219'u yuvarladım 220'ye. Yani o 210 ile 220 arasında hangisine yakındır diyor sana. Birler basamağında 5 var. Bir sonraki onluğa yuvarlarım 70. Tahmini sonucuma bakacağım. 22'den 17 çıktı. 15 0 ile birlikte 150 olur. Gerçek sonucu hemen hesaplayalım. 219'dan 65'i çıkar diyor bana. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 21'den 6 çıkarsa 15 kalır. Tahminim 4 eksiktir. Onu bir işlemle de gösterelim.
154'ten 150'yi çıkartıyoruz ve 4 eksik olduğunu buluyoruz. Geçtik diğerine. 481 birler basamağında 1 var. 5'ten küçük bir sayı kendi onluğunda kalır. 480. 203 sayısının birler basamağında 3 var. Kendi onluğunda kalır. O da 200 olur sevgili öğrencim. Birler basamağında 5'ten küçük bir sayı varsa buraya direkt 0 da yazabilirdim. Farkını aldığım zaman 28 0 ile birlikte 280 olur. Şimdi de gerçek sonuca bakıyorum. 481'den 203'ü hemen çıkartacağım. 11'den 3 çıkarsa 8 kalır. 7'den 0 çıkarsa 7 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Farkımız 2. Nasıl bulduk? Tahminimiz gerçek sonuçtan 2 fazladır. Bunu da 280'den 278'i çıkartarak hesaplayabilirsin. Sevgili öğrencilerim, bana ait 4. sınıf çalışmaları bu iki DVD'de bulabilirsiniz. 1. ana DVD Türkçe Matematik Sosyal Fen derslerine ait konu anlatım, soru çözüm, alıştırma etkinlikler, yazılı videoları, 674 adet ders videosu, 133 saatlik bir anlatım var. Diğeri de bununla birlikte satılan ek DVD. Türkçe Matematik Sosyal ve Fen Bilgisi derslerine ait binlerce soru çözüm, 165 adet ders videosu, 27 saatlik bir anlatım var. Ayrıntılı bilgi ilköğretimvideo.com. Gir buraya, satın alacağın 4. sınıf DVD'si ile ilgili ayrıntılı bilgiyi buradan bulabilir, siparişini verebilir. Yazılıda problemler olmazsa olmazımız, dikkat edelim lütfen. Bir kamyon 8500 kilo kumun önce 2568 kilogramını, daha sonra 3926 kilogramını taşıyor. Buna göre taşıyacak kaç kilogram kum kalmıştır? İki çıkarma işlemi yerine ben bunu toplama çıkarma işlemiyle yapmak istiyorum. Önce 2568 kilosunu almış, sonra 3926 kilosunu taşımış. Taşıdıklarının toplamına bakıyorum. 8, 6, 14 elde var. 1, 6, 2, 7, 1 elde 8. 9, 5 daha 14'ün 4'ü elde var. 1, 3, 2, 5, 1 elde 6. 6484 bu taşıdı. Çıkartacağım şimdi de 8500 kilogram kumun iki seferde 6484 kilogramını taşımış ve geriye kalan kuma hemen bakıyorum. Sıfırdan 4 çıkmaz. 10'luk aldım. 4 kaldı. Bura 9. Burası 10 olur. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. 9'dan 8 çıkarsa 1 kalır. 0 kalır. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. Noktayı da koy. Bulduğun sonucu okumak her zaman yararlı olacaktır. 2016. Cevap B seçeneği. 18 numara bir şirket 1565 liraya bir bilgisayar, 125 liraya faks makinesi ve bir telefon almıştır. Bu şirket 3 ürün için toplam 1780 lira ödediğine göre telefonun fiyatı kaç liradır? Bilgisayar alınmış 1565, bir de 125 liraya da faks alınmış. Öncelikle bu ikisinin toplamına bakalım mı? 5, 5, 10, 0 elde var 1, ekledim 7, 2 de burada 9, 5, 1 daha 6, 1'i de aşağı aldım. 1690 lira. Bu ne? Faks artı bilgisayar. Ama 1780 lira ödemiş. Daha fazla bir para ödemiş. Bu fazlalık nereden kaynaklanıyor? Telefondan tabii ki. 1780 liradan 1690 lirayı çıkartarak telefonun fiyatını hesaplayacağım. 0, 8'den 9 çıkmaz. 10'luk aldım. 6 kaldı. 18'den 9 çıkarsa 9 kalır. 0 kalır. 0 kalır. 90 lira. Telefonu da ucuzmuş bu arada. Cevabım B seçeneği. 19 numara Duru ile babasının yaşları toplamı 42'dir. 8 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur diyor. Bakın yaşları toplamı 42. 8 yıl sonra Duru 8 yıl arttı mı? Babası 8 yıl arttı mı? 42 ile 8'i toplamam lütfen. Hem Duru için 8 hem babası için 8 yıl eklemem gerekiyor. Bundan yapabilirsin bence. 42 8 daha 50. 50'nin üzerine de 8 eklersem 58 olur. Cevabım C seçeneği. 20 numaralı sorumuz en yakın onluğa ve yüzlüğe göre ayrı ayrı tahmin yapılıyor. İki tahmin arasındaki farkı istiyor bizden. Normalde 4 basamaklı sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak toplanır ama yönerge vermiş. Onluğa da yuvarlayacağım, yüzlüğe de. Öncelikle onluğa yuvarlayalım. Birler basamağında 2 var. 5'ten küçük bir sayı. Kendi onluğunda kalır. Kendi onluğu da 2870. Birler basamağında 6 var. 5'ten büyük. Bir sonraki onluğa yuvarlanır. 1340'tan sonra gelen onluk. 1330, 1340, sırada 1350 var. 1350'yi yazdım. En yakın onluğa yuvarlayarak toplamayı gerçekleştireceğim. 0, 12'nin ikisi elde var 1. 9, 3 de burada. 12'nin ikisi elde var 1. 2, 1, 3, 1 de elde 4 eder. 4220 sıra geldi en yakın yüzlüğe yuvarlamaya. Bu sefer son iki basamağına bakıyorum. 72 var burada. 2872. Bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 2800'den sonra gelen yüzlük. 2600, 2700, 2800 sonrasında da 2900 var.
Son iki basamak 46. 50'den küçük. Kendi yüzüğünde kalır. O da 1300. Kendi yüzüğünü o sayının okunuşunda yüz ifadesi var ya. Mesela sen bunu okurken 1346 diyorsun ya. Yüzde dediğinde dur. Otomatikman zaten onun yüzüğünde çıkartmış olursun. En yakın yüzde yuvarladık. Toplayalım hemen. 0, 0, 9, 3, 12 elde var. Bir ekledim. 4200 oldu. Sonra benden bu ikisi arasındaki farkı istiyor. 4220'den zihinden bile yapabilirsin. 4200'ü hemen çıkartıyoruz ve geriye de 20 kaldığını hesaplıyoruz. Cevabımız B seçeneği. 21 numaralı sorumuz. Doğal sayısı kaç basamaklıdır diyor. 206.000. Hemen yapalım. 206.000'i 206 nokta şeklinde gösterdikten sonra birler bölümünde 3 tane rakam olduğunu unutmayalım. 5 diyor. 5'i de çift sıfırla tamamlayıp sonra 5'i yazabilir. 200 bin, 100 binler basamağı var demektir sevgili öğrencilerim. Bu bilgiyle bile 6 basamaklı olduğunu çıkartabilirsin. 22 numaralı sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına D harfi, yanlışlara Y yazınız diyor. 7 tane soru var ekranda. 4 tanesini görüyorsunuz. Yaptığın her doğru için 2 puan hesaplama da yapabilirsin. 288'in 40 eksiğini zihinden yap lütfen. 248'dir. Doğru. 910'dan 100 çıkarırsa 810 kalır. 800 demiş. Yanlış maalesef. 500'lükten 200'lük çıkartırsa 300 kalır. Evet doğru. 5'ten 3 çıkarsa 3 tane 100'lük. O da 300'e eşittir. Doğru bir bilgi. 300'lük, 1 onluk ve 8 birlikten oluşan sayıdan 20 çıkarırsa 288 kalır. 300'lük, 1 onluk, 8 birlik 318. Ben buradan 20 çıkartırsam geriye 298 kalır. 288 diyorsa yanlış olur. Diğer üçüne de hemen bakmaya çalışalım. 777 ile 500'ün farkı 277'dir. Zihinden yapılıyor çoğu işlemler. Doğru. 1286 sayısının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı 1269'dur. Şimdi 1286 sayısının basamak değerleri toplamı kendisi eder. Bütün sayıların basamak değerleri toplamı kendisidir. 1 tane binlik, 2 tane yüzlük, 208 tane onluk 80, 6 tane binlik 6. Sayının kendisini yazıyorum zaten. Sayı değerleri toplamında da oradaki rakamları toplayacağım. 8, 2 daha, 10, 1 daha, 11, 6 daha, 17. Bunları toplarsam sayı değerlerin toplamının farkı çıkarttığım zaman bakalım 1269 çıkıyor mu? 6'dan 7 çıkmaz, 10'luk aldım, 7 kaldı, 16'dan 7 çıkarsa 9 kalır, 7'den 1 çıkarsa 6 kalır, 2'yi aşağı indirdim, 1'i aşağı indirdim. 1269 aynen burada dediği gibi doğru bir bilgidir. 5374 sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri yüzler basamağında rakamın basamak değerinden 4700 fazladır. Bakalım binler basamağında 5 var, 5 tane binlik 5000 eder. Yüzler basamağında 3 var, 3 tane yüzlük de 300 eder. 5300'den 50'den 3 çıkarsa 47, çift sıfırına ekledim, 4700 fazladır. Kesinlikle doğru bir bilgi. Yazılımız sona erdi. 1 puan aldın. O puanı bizlerle paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler, başarılar diliyorum.